Yeni alışkanlıklar kazanmak çok önemli. Çünkü çok başarılı insanları, olağanüstü şeyler yapanları, başarısızlardan ve biz sıradan fani insanlardan ayıran en önemli konu bu. Onlar doğru alışkanlıklara sahipler ve bu doğru alışkanlıklarını hiç taviz vermeden disiplinli olarak uyguladıkları için olağanüstü sonuçlara gidiyorlar. Bu hemen hemen hayatın her dalı için geçerli. Bilimden yaratıcı sanata, spordan iş dünyasına, girişimciye kadar her yerde disiplinli, iyi alışkanlığı olan insanlar ve buna disiplinle uyan insanlar diğerlerini geçiyor. Öte yandan yeni alışkanlıklar kazanmak, iyi alışkanlıklar kazanmak işte kolay bir iş değil. Çünkü beynimiz bunu biraz reddetme taraftarı. Beynimiz azıcık tembel, o şöyle bakıyor. Hayattayım şu anda. O halde geçmişte ne yaptıysam doğrudur. Böyle ben devam etmeliyim. Yeni şeyler denemenin ne alemi var? Bundan dolayı işte yapmışsınızdır bir spor salonu, iyi oluyorsunuz. Peşin parayı yatırıyorsunuz. Zaten spor salonları bundan para kazanıyorlar. Haftada 7 gün gideceğim diyorsunuz. Sabahları şu saatte bu saatte arası spor yapacağım diyorsunuz. Ondan sonra hop birkaç gidişten sonra bu iş sönüveriyor. Bundan sonra diyorsunuz sabahları erken kalkacağım, kitap okuyacağım. 2-3 gün uğraşıyorsunuz. 3. gün yine olaylar sönmeye başlıyor gibi. Eminim bunları size yaşadınız. Peki bunu nasıl aşarız? İşte bu konuda tabii önemli bir mesele olduğu için çok sayıda kitap var. Ama ben bir tanesinden bugün bahsetmek istiyorum. Çünkü onun tavsiyelerinin, yöntemlerinin en geçerli, en pratik tavsiyeler ve yöntemler olduğunu inanıyorum. Ne mi bu kitabın adı? Kitabın adı Atomic Habits. Atom gücünde beceriler, alışkanlıklar diye çevirebiliriz herhalde. Yazarı da James Clear. Kitap bildiğim kadarıyla henüz Türkçe çevrilmedi ama İngilizce bilenlerin mutlaka satın almasını tavsiye ederim. Ben ama burada biraz özetlemeye çalışacağım. James Clear bu kitabında bize neler tavsiye ediyor doğru alışkanlıklar kazanmak için. James Clear doğru alışkanlıklar kazanmanın aslında 3 aşamalı bir yolculuk olduğunu söylüyor. Ne mi bu aşamalar? Birinci aşama bir kere zihnimizi küçük değişimlerin gücüne ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü diyor Clear, çok büyük değişimleri başaramıyoruz. İstediğimiz kadar irademiz savaşıyor olsun bu konuda, mücadele ediyor olalım, yeniliyoruz sonunda. Ama küçük şeyleri başarabiliriz. Ve bu küçük değişimleri her gün azıcık büyütürsek sonunda iyi bir yere ulaşırız diyor. Birinci konu bu. Biraz sonra detayına gireceğim. İkinci konu, bu yeni alışkanlığı kazanabilmek için o kimliğe girmeniz gerekir diyor. Mesela ben düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmak istiyorum ama gördüğünüz gibi sporla pek alakam yok. O halde önce ben sporcuyum. Bir sporcunun şu anda yapacaklarını yapıyorum. Doğru davranış, bir sporcu için doğru davranışsa neyse onu seçiyorum duygusuna kapılmanız gerekiyor. Bunun için kimlik inşa etmeniz gerekiyor diyor. Kolay bir şey değil ama biraz sonra detayına gireceğim. Ve üçüncü boyutta da bu kimliğe de kendinizi, bilinçaltınızı ikna etmek için de sıkı geri bildirimlerle kendinizi beslemeniz gerekiyor diyor. Yalnız yanlış anlamayın, bu geri bildirimleri başkasına almıyorsunuz, siz kendinize veriyorsunuz. Şimdi gelin dilerseniz bu üç adımlı yolculuğun azıcık daha detayına girelim. Birinci adımda küçük değişimlerin gücüne inanmak gerekiyor. Çünkü demin de söyledim, beynimiz büyük değişimlere karşı ama küçük değişimleri, hatta yapmaması, yapmasından daha zor olan küçük değişimleri pekala başarabilir. Mesela günde 10 şınav çekeceğim. Zor bir iş hiç çekmediyseniz ama yarım şınav çekebilirsiniz belki. Hatta belki 3'te 1 şınav. Clear diyor ki bunu yaparsanız, bu küçük adımları atarsanız beyninizi değişimi yapabileceğinize ikna edersiniz diyor. Birinci başlangıcı bu. Üstelik de diyor her gün bir önceki günden sadece %1 daha fazla çaba harcarsanız belli bir sürenin sonunda, mesela bir yılın sonunda muazzam bir sonuç elde edersiniz diyor. Bunu bir matematik formülü açıklıyor. Diyor ki herhangi bir şeyi her gün %1 daha iyi yaparsanız 1.01 üzeri 365 kadar bir yılda o alanda iyileşme göstermiş olursunuz. Bunun karşılığı ne biliyor musunuz? 31 kat. Yani her gün sadece bir şeyi 0.01 daha iyi yaparsam %1 yıl sonunda 31 kat daha iyi hale geliyorum. Mesela 100 sayfa kitap okuyabiliyorsam bir günde, her gün %1 daha fazla okuyabilirsem bileşik faizin büyüleyici gücü, ki biliyorsunuz Einstein onu dünyanın 8. mucizesi sayar. O muazzam güç sayesinde yıl sonuna geldiğimizde günde neredeyse 3100 sayfa okuyabilir hale gelmiş oluyoruz. Muazzam bir değişim. Tabii tam tersi de geçerli. Her gün bir şeyi %1 daha kötü yaparsam bu sefer matematik formülümüz 0.99 üzeri 365 oluyor. Yani 365 kez 0.99'u kendisiyle çarpıyoruz. Bu durumda yıl sonundaki performansımız ilk performansımızın %3'üne iniyor. %97 performans kaybı yaşıyoruz. Bu işin matematiği de bu. Ve Clear diyor ki hem beyninizi ikna etmek açısından, çünkü kolay değişimlere daha çok kolay ikna oluyor beyin, hem de bunun zaten matematik sonuçları muazzam olduğu için bu yolu seçmeniz sizin hayrınıza olacaktır diyor.
%100 katılıyorum. Ben de daha evvel büyük değişimleri çok denedim. Hiçbiri olmadı. Ama kitap yazmak ve YouTube videoları, podcast üretmek konusunda Clear'ın bu önerilerine uymaya çalışıyorum. Çünkü bunlar çok emek isteyen işler. Ama her gün biraz daha fazla yaparak, her gün daha iyisini yapmaya çalışarak epey yol aldığımı düşünüyorum. Nitekim rakamlara da yansıyor. O halde neymiş? Günde %1'lik değişimin gücü çok büyük. Küçük değişimler ama düzenli, hiç bozmadan yapılacak değişimler çok önemli. Clear'in ikinci tavsiyesi, bu alışkanlığı edindiğiniz gün, mesela 3 yıl boyunca bu alışkanlığı yerine getirdiğiniz zaman sonunda olacağınız insan neyse o kimliği bugünden giyin diyor. Mesela şınav yaparak, spor yaparak müthiş atletik bir vücuda mı kavuşmak istiyorsunuz bir süre sonra? Bugün o atletik vücudunuz varmış gibi ve bugün o sporcu kişiliğe sahipmişsiniz gibi davranmaya başlayın diyor. Bunun sebebi şu, o küçük değişimler var ya demin bahsettiğim, onların ilk başta etkileri de çok az. Yani günde yarım şınav yerine yarım çarpı 1.01 şınav. Ne anlama geldiğimi de bilmiyorum. Bu pek de öyle beynimizi değişim yaşadığımıza ikna eden veya aynaya baktığımızda kendimizi gurur duymamızı sağlayan bir değişim değil. Ve biliyorsunuz beyin biraz kısa vadeli düşünmeyi seviyor. Böyle uzun vadeli değişimlerden de pek anlamıyor. Kısa vadede bir değişim göremeyince ondan vazgeçebiliyor. Bu çok kötü bir şey. Clear o yüzden diyor ki o kimliği giyerseniz o zaman diyor günlük davranış seçimlerinizde, bu çok önemli, günlük binlerce küçük davranış seçiminde o sporcu kimlikteki insan gibi davranmaya başlarsınız. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben bu bültenlerden veya videolardan, podcastlerden para kazanmıyorum. Benim ana işim hala şirketlere eğitim, danışmanlık. Ama kendimi şuna inandırıyorum. Ben bir gün sırf bu işten para kazanacağım. Sırf bu işten para kazanan bir insan olsaydım, bu sabah kalktığımı tembellik mi yazardım yoksa bir tane daha güzel bir tweet mi üretmeye çalışırdım? Eğer sırf bu işten para kazanan bir insan olacaksam, bugün boş zaman geçirmeyi mi tercih ederdim dinlenmeyi yoksa bir videonun içeriğini mi hayal etmeyi düşünürdüm? Eğer bir sporcu kimliğini şimdiden giymişsiniz, sporcu gibi düşünmeye başlarsınız. Yani şu merdiveni asansör yerine yürüyerek çıkardı bir sporcu olsaydı. Bu zihniyete girdiğiniz zaman da o başlangıçtaki ufak ufak etkisi pek gözükmeyen değişimlerin sonrasını görmek konusunda daha kuvvetli iradeye sahip olursunuz diyor Clear. O halde demek ki ne yapmaya çalışacağız? Bu yeni kişiliğe sanki oraya ulaşmışız gibi hissetmeye çalışacağız. Bunun çok yöntemleri var. Kitap detaylıca bahsediyor. İşte mesela geleceği hayal etmek, görselleştirmek, kendinize o spor yaparak ulaştığınız zamanki vücudunuzun giyebileceği kıyafetler için satın alıyor olmak vesaire veya dışarıya bu kimliğinizi ilan etmek ki kendinizi bağlıyor olun. Bunlar her biri birer yöntem ama burada mühim olan kendinizi bir kişiliğe, o alışkanlığı düzenli yerine getiren insanın sonunda ulaşacağı güne taşımanız ve o kişiliği hissetmeniz ve bütün günlük kararlarınızın onu destekler hale geliyor olması. Peki Clear dedi ki önce küçük değişimlere inan, sonra dedi ki doğru kimliği giy. Buraya kadar harika. Ama o yeni kimlik giymek öyle kolay bir şey değil. Çünkü beynimiz diyor ki ya sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ben seni tanıyorum Bora. Öyle sporcu falan bir insan değilsin diyor. Veya diyor ki ya Bora dalga mı geçiyorsun benimle? Her gün yazacaksın. Biraz tembel birisin, bunu yapamazsın diyor. Ve eğer bu yeni kişilikte eski kişilik kavgaya girerlerse eski kişiliğin kazanma ihtimali maalesef daha yüksek. O halde ne yapmamız gerekiyor? Bu yeni kişiliğimiz konusunda ciddi olduğumuzu beynimize sık sık geri bildirimlerle vermemiz gerekiyor. Clear diyor ki her davranışınız yeni kişiliğinize göre mi davrandınız, eski kişiliğinize göre mi davrandınız konusunda bir oylamadır. Ve beyniniz bu oylamaların sonuçlarına bakar. Yani lafla peynir ekmek olmaz. Lafla ekmek gemisi, peynir gemisi yürümez. Niye? Ben işte şöyle olacağım, böyle olacağım ama sonra önündeki 3 basamaklı merdiven aman buradan asansörle çıkıvereyim canım dedim. Ne yaptınız? Bir oy verdiniz beyninize. Ne dediniz? Dediniz ki ben eskisi gibi olmaya devam ediyorum aslında. Oysa dediniz ki hayır ben bu basamakları merdivenle çıkmayı tercih ediyorum. Bir sporcu olsaydı böyle yapar dediniz. Sabahleyin 5 dakika daha erken kalkmak konusunda yataktan mücadele ederken beyniniz şey dedi hemen eğer kalkamamışsanız işte biz eski Bora'yız hala bir değişim olmadı ki dedi. Veyahut da yok ya bak kalktı bu adam dedi. İşte oyunumuzu doğru yöne kullanmış olduk. James Clear'in iddiası bu oylamayı hep doğru yönde yaparsak, yeni kimliğimiz yönde yaparsak beyin bir süre sonra evet ya yeni Bora böyle bir şeymiş diyor. İkna oluyor buna, kabulleniyor ve o zaman da değişim ne yapmış oluyor? Son derece basitleşmiş oluyor. Evet, ana espri bu. Tabii ki uzunca bir kitap Clear'in kitabı. Hepsini burada özetlemem mümkün değil. Mutlaka İngilizce bilenler okusunlar.
Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum, ben görmedim. Eğer beni izleyen yayın evi sahipleri falan varsa, ey sevgili Elma Yayın Evi, benim yayın evi, belki siz yaparsınız. Şu kitabı Türkçe'ye çevirin bence, çünkü bir insanın okuması gereken en değerli kitaplardan. Bu arada James Clear'ın blogu da çok başarılı. JamesClear.com diye bloguna giderseniz ve oraya üye olursanız haftada bir gün bir çok güzel e-mail gönderiyor size, bir bülten gönderiyor ve diyor ki kelime başı en yüksek bilgeliği katan bülten olma amacım var benim diyor. Böyle hoş bir amacı var. Hakikaten tanımaya değer de bir insan kendisi bütün fikirleri, görüşleriyle. Evet, her zamanki gibi inşallah hoşunuza gitmiştir video. Lütfen hoşunuza gitmişse bir like edin, bir yorum yazın. Daha fazla insana ulaşabilelim. Böylece daha fazla insan bu değerli bilgilerden yararlanmış olsun. Bana bu konuda destek olsanız süper olur. Bir de hiçbir içeriğimi kaçırmak istemiyorsanız lütfen bültenime üye olun. Aşağıda linkleri var. O bülten sayesinde her gün öğlen, hafta içi öğlen, hafta sonu ise akşamları sizle buluşma, yeni yazılı veya görsel video içerikleri sizle paylaşma şansım olacak. Görüşmek üzere kalın. İyi alışkanlıklar edinin. Ufak ufak başlayın.